Evli misiniz? Evet. Siz eşinize nasıl bir evlilik teklifi yaptınız? Benimle evlenir misin dedim, orada duruyor. Romantik değil miydi? Sadece öyle benimle evlenir misin? Hiç romantik bir ortam yok muydu? Öylesi yani, bizim için o zamanlarda romantik bir şeydi tabii. Birisine... O yemekte miydiniz? Yemekte mi söylediniz? Yok, ev içindeydik. Ev içinde söylediniz. Ummadık zamanda, beklenmedik anda söylenildi. Sürpriz, beklenmedik anda benimle evlenir misin demiş. Peki ne dedi size o an? Hemen cevap verdi mi? Yok. Bir saat sonra cevap verdi. Evet dedi. Bir saat sonra almış beyefendi cevabı. Olsun. Ne güzel, mutlu yıllar geçmiş, yıllar geçmiş. Daha da nice güzel yıllara diliyorum. Evet, beyefendinin eşini yakaladık. Benimle evlenir misin demiş. Bir saat sonra evet demiş. Evet, doğru. Bir saat sonra evet dedi. Neden bir saat sonra dediniz? 4 ay bir süreç idi. 4 aydan sonra bir saat geldi ilavesi. Yani 4 ay bir saat sonra. Çok güzel, çok güzel. Peki kaç yıl geçti evliliğiniz üzerinden? 40. 40 yıl maşallah. Peki 40 yıl. Tabii ki iyi, tatlısıyla tuzlusuyla geldi geçti. Özel anahtar kelime ne ki bu 40 yıl gitti? Sevgi, saygı. Gördünüz mü efendim? Sevgi, saygı. Her zaman diyoruz, sevgi, saygı her şeyin başıdır. Sevelim, saydıktan sonra her şey oluruna varır, her şey güzel olur. Değil mi? Evet. Evet, evet, çok güzel, çok da mutluyum. Allah daha da güzel nasip etsin. Evet. Daha da böyle 40'ların üzerine 40'lar eklensin. İnşallah. Peki, evli misiniz? Evliyim. Nasıl bir evlilik teklifi aldınız? Romantik miydi? Sayılır. Oraları fazla girmesi. Hayal ettiğiniz evlenme teklifi miydi? Ben onları öğrenmek istiyorum. Bayanla hayal ettiği evlenme teklifini aldı mı onu merak ediyorum. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Hayal ettiğim bir teklif yoktu. Güzel bir teklif aldım. Güzel. O kadar söyleyebilirim. Allah mutluluğunuzu daim etsin efendim. Peki efendim, siz evli misiniz? Evliyim, evet. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Siz eşinize romantik bir evlilik teklifi mi ettiniz? O ummadığı anda mı ettiniz? Ben onu öğrenmek istiyorum. Şöyle bir şey, ummadığı anda bir teklif oldu. Evet, doğrudur. Romantik mi oldu? Yani evet, daha romantik olabilirdi ama romantik bir teklif oldu. Peki eşinizin hayal ettiği miydi? Yoksa o hayal ettiğinden farklı mı yaptınız? Yok, hayal ettiği gibi oldu. Hanımefendi. Bana kalsa daha güzel olurdu ama. Ama onun hayalini yapmak istedim. Aynen öyle, evet. Hanımefendi, doğru. Ne güzel, hayal ettiğiniz evlilik teklifini aldınız, harika. Ben bu akşam herkese bunu soruyorum. Öğrenmek istiyorum. Herkes hayal ettiği evlenme teklifini aldı mı almadı mı ya da eşi ona yaptı mı diye. Siz evli misiniz? Evliyim. Siz hayal ettiğiniz evlenme teklifini aldınız mı? Yok, almadım. Evlenme teklifi almadım. Nasıl evlendiniz o zaman? Beyefendi ne oldu? Nasıl oldu? Beyefendi biraz sonra bulacağım, gideceğim. Nasıl kandırdınız? Evet, evet, kandırıldım. Yüzü öyle bir yerde hiç teklif etmedi mi? Nasıl oldu? Direkt ailesini gönder. İçi garanti yaptı. Garanticiymiş. Aynen, evet. Peki, size de mutluluklar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Aa. Güzel bayanlar. Peki ablacığım. Sen romantik bir evlilik teklifi alsaydın nasıl bir romantik teklifi, evlilik teklifi almak isterdin? Bilmiyorum. Yani sana nasıl bir romantik teklif etmek isterlerdi? Nasıl hayal ederdin sana o adam ona nasıl teklif etsindi? Balonlar mı yapsındı, tek dizine mi çöksündü? Adını dağlara yazdım yârim. Adını dağlara yazdım yârim. Camları kastım. Kışın masal dinlemek zor yârim. Hem ağladım. Deseydi, adını dağlara yazdırsaydı, evet. Dağlara benimle evlenir misin yazdırsaydı keşke, değil mi? Aynen öyle. Ne kadar güzel, değişik, zor. Evet. Zor olursa inşallah olur. Vallahi ben de zor bir insanım değil o mi? O kadar, evet. Hem ağladım hem anlattım.